Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetli, muhabbetli selamlıyorum. Bir felsefe okumalarına hazırlık dersinde tekrar birlikteyiz. Malumunuz başladığımız ve yarım kalan bir konumuz vardı. Bu konu vacibül vücudun ispatıydı. Varlık da vacip ve mümkünü ele aldık bir önceki dersimizde. Bugün ise şimdi müellif bu varlıkla ilgili konunun özellikle varlığı zorunlu olan vacibül vücudun birliğinden söz edecek ve bunun ispatına ilişkin bizimle bazı temel yaklaşımları paylaşacak. Tabii hemen konunun en başında müsaadenizle altını çizmeliyim ki müellifin bu konuları ele alış biçimi daha önce de ifade etmeye çalıştığım üzere kelami anlamda bir yaklaşım, felsefi bir metafizikten değil, kelami bir metafizikten söz ediyoruz. Bunu belirlemek son derece önemli. Neden? Şimdi bir konuyu felsefi olarak ele almakla kelami olarak ele almanın arasındaki ayrımdan kısaca müsaadenizle bahsetmek istiyorum. Şimdi eğer bir konuyu felsefi olarak ele alacaksak ya da kelami olarak ele alacaksak, bunların ikisinin hem konuları itibariyle hem de bu konulara yaklaşım yöntemleri itibariyle birlikte değerlendirmek ve karşılaştırmak durumundayız. Neden? Çünkü felsefe de kelam da keza tasavvuf da derslerimize üzerinde duruyoruz. Ortak konuları ele alıyorlar. Varlığı ve varlığın mahiyetini ele alıyorlar. Böyle baktığımızda varlık, şöyle bir kırmızı ile yazalım. Varlık, felsefenin, kelamın ve tasavvufun ortak konusudur. Fakat varlığın filozof açısından karşılığı ile tasavvufçu, mutasavvuf açısından karşılığı, mütekellim bir kelamcı açısından karşılığı aynı değil. Aynı olmayınca bu aynı olmayışı, farklılığı ortaya çıkaran yöntemsel faktörler devreye girmektedir. Şimdi bunları şöyle ifade edelim. Pardon. Filozof varlığa, felsefe varlığa daha çok mantık ilkelerini ölçü alarak, yöntem olarak mantığı kullanır ve burada onun temel yaklaşımı burhanidir. Kelamcı ise daha çok cedeli kullanır ve cedelidir. Her ne kadar burhanı da ihmal etmese de Müslüman kelam, İslam geleneğinde kelami geleneğimizin ağırlıklı dayanağı cedelidir, cedeldir. Bunları mantık derslerimizde, felsefenin ön derslerinde burhan nedir, cedel nedir, muğalata nedir vesaire bunların üzerinde malum durduk. Tasavvuf ise meseleye varlığa daha farklı bir bakış açısından bakar. O kalbi ve keşfi esas alır. Onun yöntemi keşiftir, aydınlanmadır. Dolayısıyla burada konunun felsefi olarak karşılığı ile kelami olarak karşılığı arasında çok önemli bir fark vardır. Şimdi bir önceki dersimizde de üzerinde durmaya çalıştığım üzere müellif bize vacibül vücudu ele aldı. Ben tabii dersten sonra videoların altına not düştüm. Bunu Cabiri dersiyle şununla bununla ilişkili dinleyin diye. Şu bakımdan onu önemsedim. Çünkü varlıkta onu vacip ve mümkün diye ayırmak, sonra bu ilişkide vacibin zorunluluğu sonucuna varmak felsefi bir yaklaşımdır. Bu burhanidir ve felsefi bir yaklaşımdır ve bu sonuç zorunludur.
Yani mümkün varlığın, mümkünlüğünün üzerinden vacip zorunludur. Şimdi buraya kadar kelam da felsefeyle birliktedir. Fakat kelamın burada felsefeden ayrıldığı yer, bu zorunluya kelam Tanrı diyecek. Vacip Teala bir Teala ekleyecek. Azze ve Celle ekledi bakın. Bir Azze ve Celle ekledi. Şimdi siz el vacibe Azze ve Celle derseniz bu bir tanımlamadır. Biraz bir sonraki dersimizde kısmen bu felsefe okumalarımızı sanıyorum bitireceğiz. Çünkü sıfatlar konusuna başlayacağız ve sıfatlarla vacibin zorunlu varlığın sıfatlarını konuştuğumuzda onu da bitireceğiz. Bu itibarla felsefe ve filozof der ki el vacip el vücut varlığı zorunlu olan bir varlıktan söz eder. Ama buna azze ve celle demez. Buna Tanrı demez. Çünkü varlığın zorunlu olması ki bunu şöyle ifade edelim müsaadenizle. Şurada yer arıyorum. Tahtaya gitmekle vakit kaybetmeyelim diye. Varlığın zorunlu olması felsefi bir sonuçtur ve varlıkın zorunluluğu yoklukun yani Adem'in yokluk kalem hareket ettiriyor yazıyı yokluk Adem'in zorunluluğu ilişkisi üzerinden çıkan zorunlu bir sonuçtur. Varlık mevcut olan var ve Adem diye bir şey yok. Dolayısıyla bu felsefi ve zorunlu bir sonuçtur. Şimdi varlığının zorunlu oluşu eşittir. Filozof buna Tanrı demez. Burada kelam devreye girer ve kelam der ki madem ki bu varlığının zorunlu bir kaynağı vacip vardır. O halde Tanrı denilen şey bu olmalıdır der ve sonra bunun üzerinden bir kelami işte birazdan okuyacağımız metni inşa eder. Onun birliğinden bahseder, onun efendim özelliklerinden bahseder, vasıflarına girer. İşte kelam okumalarında üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla burada kelam ile felsefe birbirlerinden önemli boyutta ayrışırlar. Nitekim önümüzdeki inşallah makasıt 5. dersimde makasıt konularını da özellikle izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ederim, öneririm. Orada bu meseleyi daha farklı bir boyutta, yeni bir usulü din, yeni bir kelam inşasını konuşacağım, ele alacağım. Bunun imkanını sorgulamaya çalışacağım. Dolayısıyla orada da bu felsefe ve kelam efendim ayrılığını inşallah zat hallerinize arz etmeye çalışacağım. Okuyacağımız metin üzerinde de duracağım üzere şimdi demek ki ispatul vacip birinci başlığımızın konusuydu, okuduk. Şimdi ispatu vahdaniyetil vacip. Şimdi devreye zorunlu olanın birliği girdi. Bir varlık zorunlu olacak. Bu zorunlu varlık bir olacak, tek olacak. Bu birin ve tekin anlamından bahsedecek. Tabii vacip bizzat. Bunları konuştuk, tekrar etmek istemiyorum. Onun için de Azze ve Celle dedi. Varlığı zorunlu ve bir olan zatın Allah olduğunu ifade etti ki bu kelami bir yaklaşımdır. Bir filozof bunu söyleyemez. Yani felsefi bir disiplin bize bunu söylemeye izin vermez. Kelami olarak verirsiniz. Onun için hani zaman zaman eleştiride bulunuyorum. İşte Tanrı'yı ispat ettim vesaire diye ortalıkta dolananlardan söz ediyoruz. Bu yaklaşımlar kelami ve cedelidir. Felsefi değil. Felsefe bize varlığın zorunluluğunu söyler ama bu zorunlu varlığın Tanrı olduğu sonucunu çıkaramaz. Felsefe buna izin vermez. Yani böyle bir çıkarımda bulunamazsınız. Bu zorunlu bir çıkarım değildir. Cedelidir.
Yani muhatabınızı etkileyebilirsiniz. Muhatabınıza böyle kabul ettirebilirsiniz. Ama bu bir zorunluluk değildir. Evet. Nitekim Kur'an'ın söylemlerinin de cedeli olduğunu daha önce söylemiştik. Çünkü orada da yine Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilişkin anlatımların felsefi zorunluluk değil, cedeli sonuçlar olduğu. Bunun altını çizmiştik. Şimdi diyor ki başlığımızda ispatu vahdaniyetil vacib bizzat, varlığı zorunlu, bizzat varlığı zorunlu olan zatın birliğinin ispatı. Littevhid vacibül vücudun birliği bu. Ettevhid. Varlığı zorunlu olan vacibin birliği ile ilgili meratibu mutaaddide birçok mertebe söz konusudur. Yani pek çok farklı aşamalar ya da farklı açılardan onun birliği üzerinde durulabilir ve bu birlik üzerinden söz edilebilir. Şimdi bu birliğin kelami anlamda delillerinden bahsedecek ve minha el mertebetül ula, birinci mertebesi bunun şudur diye bize bu mertebeden şimdi söz edecek. Ve biz hem bir taraftan bu mertebeleri okuyacağız, diğer taraftan da bu mertebelere ilişkin söylenenlerin ne ölçüde felsefeyle ilişkili olduğu hususuna, metafizik anlamda ne ölçüde böyle bir hususun olduğuna değinmeye çalışacağız. Burada müsaadenizle şuna da kısaca değinmek istiyorum. Felsefe ve kelam ayrımında. Felsefe varlığın zorunluluğunu belirler. Hatta müsaadenizle üşenmeyelim. Şöyle bir tahta açalım. Bu biliyorsunuz kendi tahtası Zoom'un. Burada şunu bir netleştirelim. Konu varlık ve bunun felsefe ve kelam ayrımı. Şimdi bütün bu söylediklerime ek olarak söylüyorum. Felsefe kendi yöntemi, mantıksal çıkarım ve ruhani ilkeleri itibariyle varlığın vacip oluşunu çıkarır. Felsefe bunu akli olarak yapar. Nitekim bu konuyu gerek Cabiri derslerimizde gerekse, çünkü orada burhani felsefeyi konuşuyoruz, ele aldığımız yerlerde bunun akli olduğunu söyledik. Aklidir. Varlığın vacip oluşu aklidir. Vacibin mahiyeti metafiziktir. Bunu felsefe, ikinci düzey felsefe okumalarımızda metafizik, fizik, akıl ilişkisi üzerinde durduğumda daha detaylarıyla inşallah orada dinleme imkanınız olacak. Ama burada bu ayrıntıya değinmeden derse başlayamayacağım için buna değinmem gerekiyor. Dolayısıyla metafiziktir. Vacibül vücudun zorunluluğunun çıkarımı aklidir. Aklidir. Metafiziğin akli olanla ilişkisini kurmak bakımından, teması bakımından önemlidir. Fakat akıl metafiziğin içeriği ve mahiyetine ne kadar yetkindir tartışmamız açısından da bunu o derse, yani ikinci düzey felsefe okumalarımıza bırakıyoruz ve buraya kadardır. Ama buradan itibaren kelam bu mahiyete girişir. Kelam bu manada bütünüyle metafiziktir. Onun için İslam kelamı, Müslüman kelam bu manada başarısız olmuştur. Çünkü metafiziği rasyonalize etmeye çalışmıştır. Müslüman kelam geleneğinin başarısızlığı bunu rasyonalize etmeye çalışmasıdır. Dolayısıyla içeriye yönelmiştir. Muhtevayı, yani vacibül vücudun, zorunlu varlığın ne oluşuna, mahuve'ye yönelmiştir ve bu mahuve, mahiyet, maiyet onu metafiziğe zorlamış ve metafizik içerik ve bunun rasyonalize edilmesi
çok ciddi başımıza sorunlar açmıştır ki 5. makasıt dersimi bu manada dinlemenizi özellikle öneriyorum. Hasan Hanefi üzerinden bu meseleyi değerlendirmeye çalışacağım. Peki şimdi böyle olunca bizim buradan icap ettiğinde tekrar dönmek üzere ana metnimize yeniden dönelim. Vacibül vücudun varlığı ve onun zorunluluğu ile onun birliği ve bu birliğin ilahi birlik, kutsal bir birlik, yüce bir birlik oluşuna ilişkin tanımlama metafizik ve kelamidir. İşte burada tevhidin mertebelerine yönelik yapacağı yaklaşım şu izahlar, bu ayrımı dikkate almamız açısından önem arz ediyor. Et-tevhidu zatiyyu. Şimdi buradaki tevhidi zati vurgusu cevheri olmasındandır. Yani arazi değil. Arazi olarak da bir tetlikten bahsederiz ve bu rakamsaldır. Arazi olarak teklik bir, iki, değil mi? Üç, beş neyse rakamlarımız var ve bunların tek olanları var. Böyle bir arazi teklikten değil, zati bir teklikten, tümel bir teklikten söz ediyoruz. Bu zatidir. Bu da iki yönden açığa çıkar. Ve yetecella bi nahveyn el-evvel ve-thani. Demek ki zati birlik iki açıdan kendisini bize ifşa eder. Et-tevhidu zatiyyul ahadiyyu, ahadi birliktir. Ahad, tevhid birbirleriyle ilgili kelimelerdir. Sözcükler ve nüansları üzerinde müsaadenizle duracağım. Dolayısıyla müellif bize kelami anlamda zati birliğin, dikkat ediniz, tümel anlamda zati birliğin ehadi oluşuyla vahidi oluşunu birbirinden ayırt edecek ve bu iki ayrım içerisinde bir hususa dikkatimizi çekecek. Zati tevhid. Zati ve ehadi tevhid. Şöyle Türkçe yazalım. Ehadiyet diyoruz buna. Vahdaniyet ve ehadiyet. Bunlar üzerinde ayrım olarak durmuşlar. Metafiziktir ve kelamidir. Felsefe böyle bir ayrım üzerinde durmaz. Zati olan birliğin anlamını söylüyor bakın. Cevheri araziyi olarak ayırdık ya, onu söylüyor. Ve huve bisatatu zat el ilahiye. Normal olarak felsefe bunu basit olarak ifade eder. Basit. Vacibül vücudun birliği basitlik manasındadır. Basit neydi? Bölünemezdi. Gündelik kullanımla karıştırmıyoruz bunları. Daha önce de çok konuştuk. Vacibül vücut, varlığı zorunlu olan basit olmak da zorundadır. Neden? Çünkü bölünebilir olmamalı. Bölünebilir olmadan bahsedeceğiz. Bu arazidir. Bölünebilir olmak arazi bir durumdur. Oysa vacibül vücut ezzatidir ve arazi olmaz. Arazlar ona ilişmez. Dolayısıyla zatidir. Bu itibarla da onun basit olması, yani bölünemez olması lazım. Bölünemez anlamındadır. Felsefe bu kadar söyler. Ama sonra bunun ilahi zat oluşunu kelam söyler. Kelam bunun Allah olduğunu söyler. Felsefe söylemez. Söyleyemez daha doğrusu. Onun için mutasavvuf da tasavvuf konuşmalarında İbn Arabi Hermeneutik'te mutlakı ifade ederken bunları konuştuk ya. Demek ki o bir sahte basitliktir, bölünemezliktir. Ve başka nedir? Ademu terekkubiha min eczain. Parçalardan oluşmaz. Parçalardan oluşmaz demek bölünemez demek. Aynı şeyi söylüyor. Parçalardan oluşmaz. Bölünemezdir. Demek ki ehadi birlik, vacip varlığı zorunlu olanını
ahadiyeti neymiş? Bölünemezliğidir. Peki tevhid ezzatiyul vahidi nedir? Arasında ne gibi bir fark görüyor kelamcı? Kelam açısından konuşuyoruz çünkü. Ve huve nefyu şerik anhu azze ve celle. Bakın yine azze ve celle. Ortaklığın reddidir. Şerikin reddidir. Demek ki vahdaniyet dediğimiz zaman ortaklık reddolunmuş oluyor. Ehadiyet dediğimiz zaman da bölünmeyi efendim reddetmiş oluyoruz. Şimdi burada çok önemli bir hususa müsaadenizle temas etmek istiyorum. Genel kelam kitaplarımıza ve kelamla ilgili eserlere baktığımızda vahdaniyet kesretle ilişkilendirilir. Ve onun için de vahdaniyet kesrette birlik ifade eder. Kesretle ilişkilendirilir. Çokluk, varlık ve çoklukla ilişkilendirilir. Ve kesrette yer alan hiçbir varlık Vacip Teala'nın şeriki, ortağı olamaz. Bu vurgu kelamidir. Tenzih ve takdis hassasiyetinin bir sonucudur. Allahu Teala'nın ortaklıktan, şerikten, şirkten tenzihi açısından önemlidir. Bu vurgu işte bu nedenle devreye girer ve dolayısıyla kesret dediğimiz varlığın çokluğu içerisinde hangi düzeyde varlık olursa olsun bu kelami açıdan kendisine ilah vasfı ya da ilah ismi isnat edilen vacibül vücut varlığı zorunlu olan ortaklık da kabul etmez. O halde Et-tevhidu zatiyül ehadi kelami anlamda bölünmeyi kabul etmeyen yani parçalardan oluşmayan bir varlığı ifade eder. Vahidi, vahdaniyet de ortaklığı bir benzerinin oluşunu leyse kemislihi şeyun bir benzerinin oluşunu reddeder. Ortaklığı reddeder. O halde bu manada kelami sonucu yazacak olursak bir bölünemezdir. İki benzeri yoktur. Benzersizdir. Bölünemezdir, benzersizdir. Dedi. Onun için de burada zaten benzersiz dedik zaten. Fela saniye lehu teala. Şimdi filozofa soralım. Yani bunu Farabi İbn Sina'ya görüşte soralım ya da antik Yunan filozoflarına Aristoteles'e soralım. Diyelim ki böyle söylüyor bir mütekellim kelamcı. Ne dersiniz desek bu konuda şöyle diyecek. İhtiyaç yok. Neden? Dikkat ediniz. Bu mantıkçı ve felsefi hassasiyetin bir sonucudur. İhtiyaç yok. Gereksizdir bu ifade. Neden? Zorunlu varlık dediğimiz zaman iki olmaz zaten. Bölünemez dediğiniz zaman ikiliğe aykırıdır. Yani hem birinci madde hem de ikinci madde el vücud el vacip dediğinizde, vücudu vacip sıfatıyla tavsif ettiğinizde ve birleştirdiğinizde, sıfat mevsuf oluştuğunda el vacibul vücud dediğinizde bunun ikisini de söylemiş oluyorsunuz zaten filozofa göre. Buna gerek yok. Bunlar kelami kaygılarla detaylandırılmış muhtevaya ilişkin metafiziktir. Filozofa göre buna gerek yok. Zaten el vacibul vücut dediğinde felsefeyi bilen için bu ikisi de
El vacibul vücut ifadesinde içerilmektedir. İçkindir orada. Şimdi diyor ki ve yedullu alel avvel. Birincisinin delili şudur. Birincisi neydi? Bölünmezlik. Bölünmezliğin delilini söylemiş. Bölünmezliğe nasıl istidlal ettiğimizi söylüyor. Vacibül vücuttan. Oysa birinci bölümde vacip mümkün meselesini konuşurken mümkün olanın kesret olduğunu ve zaten kesret olanın varlık kazanabilmesi için bir vacibe ihtiyacının olduğundan söz ettik ve mümkün bölünebilirdi. Ona neden olan neden bölünemez olmak zorundaydı. Bunu söylemiştik. Ama burada şimdi bize bir önerme olarak söyleyecek. Şimdi bunu müsaadenizle şöyle renklendirelim. Bu renklendirilmiş olan ifadenin düzgün çizemiyorum ama kusura bakmayın. Üzerinden konuşalım. Diyor ki لَوْ كَانَتِ الزَّاتُ مُرَكَّبَةً مِنْ اَجْزَاءَ eğer zat parçalardan oluşan bir bütün olursa, zat dediğimizde parçaların oluşturduğu bir bütünü kastedersek, lezimel ihtiyaç o zaman zat muhtaç olur. Neye? Kendisini meydana getiren parçalara muhtaç olur. Zat muhtaç olur. Oysa bizim sözünü ettiğimiz zat muhtaçlıktan münezzeh olan zat. Öyleyse eczalardan, parçalardan oluşmamalıdır. Çünkü parçaya muhtaçtır. Şimdi bütün, bunu mantıkta konuştuk. Şöyle söyleyelim. Bütün, bu kül, külli değil, kül, dikkat edelim. Kül, bunun parçaları var. Şimdi kül olabilmek için parçalara ihtiyacı var. Külli de ona, cüz'ilere ihtiyacı var. Öyleyse zat dediğimizde bu parçalara ihtiyacı olan bir zattan söz etmiyoruz. Çünkü böyle olmak ihtiyaç sahibi olmaktır. Şimdi bu bir önerme miydi? Evet. Bu önermenin şu kısmı, şu çizdiğimiz kısım mukaddem mi? Evet. Bu da tali mi? Evet. Şartlı bir önerme ya. Mukaddem ve tali. Mantık önermesi olarak okuyoruz. Mukaddem ve tali. Diyecek ki vettali batılun. Tali batıldır. Tali batıldır. Yani ihtiyaç isnadı batıldır. Vacibül vücuda ihtiyaç isnat edilemez. İhtiyacı olmak mümkünün özelliğidir. Ona da efendim ihtiyaç isnat edersek vacibe mümkün konumuna indirmiş olur. Çünkü muhtaç olmak mümkünün özelliğidir. Muhtaç olmamak, gani olmak, müstağni olmak da vacibin özelliği. O halde biz talinin, yani tali ne? Sonuç. Talinin batıl olduğuna hükmedersek fel mukaddemu misluhu fil butlan, bu sonuca gitmemize sebebiyet veren mukaddem de, şu da ne olur? Ona bağlı olarak batıl olur. Neden? Çünkü bu şartlı önermede, şartlı bitişik önerme bu. Bu önermede ne olur? Birbirine bağlı olarak ikisi de birden batıl olur. Şimdi dikkat buyurunuz. Ve butlanı tali zahirun. Diyor ki talinin butlanı zahirdir. Açıktır. Yani delile ihtiyaç yok. Ez zahir fil felsefeti la hacete lid-delil. Delile ihtiyacı olmayan şeye denir. Zahir. Yani delile ihtiyacı yok. Delile hacet yok. Yani vacibin muhtaç olmayacağını felsefe bilen birine
Delil getirmeye gerek yok. Bilmeyene de zaten anlatamazsınız. Bu felsefecinin işi. Neden? Neden? Li munafatihi ma vacibil vücud bizzat. Çünkü vacibil vücut olmaya ihtiyaç, muhtaç oluş aykırıdır da ondan. Tali neydi? Muhtaç oluştan söz ediyor. Muhtaç oluş vaciple ilişkilenemez. Vaciple bir araya gelemez. Hem vacibi bizzat diyeceksiniz, hem de muhtaç diyeceksiniz, olmaz. Onun için bunun butlanı zahirdir. Bir bu. İki, ve vechul mulazeme beynehuma. Aralarında telazum vardır. Telazum ne? Mantıkta çok önemli. Bunları konuştuk. Birbirini zorunlu olarak gerektirmektir. Birbirini zorunlu gerektirme. Ne demek? Vacipse muhtaç değildir, muhtaçsa vacip değildir. Kant'ın dikotomisi böyledir. Binaenaleyh vacip muhtaçlıkla yan yana gelemez. لِأَنَّ كُلَّ مُرَكَّبٍ مُفْتَقِرٌ اِلَى اَجْزَائِهِ. Çünkü her mürekkep parçalardan oluşan, onu oluşturan parçalara muhtaçtır ve ihtiyaç. Öyleyse ihtiyaç, muhtaç oluş kimin özelliğidir? Mürekkebin özelliği. İhtiyaç mürekkebe ait bir özelliktir. Peki vacibül vücut mürekkep mi? Hayır. O basittir. Mürekkep değil. Vacibül vücut el basit, basittir. Yani mürekkep bölünebilir, parçaları var. Vacibül vücut basittir, bölünemezdir. Öyleyse madem mürekkep onu oluşturan cüzlerine muhtaçtır, vacibül vücut mürekkep değil, parçaları yok. Öyleyse muhtaç değil. Sonucunu çıkarıyor. Yani bölünemezliği delillendiriyor. İzah ediyor şerhi. Güzeldi. Ve yedullu alessani, ikincisine delil şudur. Yani ortağı yok. Benzersiz oluş. İkincisine benzersiz oluşa şimdi sizin dikkatinizi çekecek. Diyecek ki enne farda taaddudu, bakın enne farda taaddudi vücudil vacib bizzat, varlığı bizzat zorunlu olanın taaddüdünü farz etmek, çokluğunu düşünmek. Yani hem vacibül vücudu bizzat diyeceksiniz, hem de onun birden fazla olduğunu düşünmek. Birden fazla efendim vacibül vücudun olabileceğini söylemek. Fer'un bu konunun bir detayıdır. Tahakkaka ciheteyn, iki cihetle gerçekleşebilir. Bunu iki cihetten ele alabiliriz. Bir, ma bihil iştirak, vacibül vücudun ortağının olması. İki, ma bihil imtiyaz, yine kesret içinde ayrıcalıklı olmak. Ortağı olmak, ayrıcalıklı olmak. Bunu gerektirir. Ya ortağı olacak ya da ayrıcalıklı olacak. Ya şimdi isterse çok sayıda varlıktan imtiyaz etmiş olsun vacibül vücut, isterse ortakları olsun eşdeğer. A da vacibül vücut, B de vacibül vücut, C de vacibül vücut, D de vacibül vücut olsun. İster böyle ortağı, ister imtiyazı olsun. Onun için kelamcılar bu meselede Kur'an'daki kimi ifadeleri izahta çok zorlanmışlardır ki onu kelam derslerimizde
ele alacağız inşallah bu manada. Şimdi diyor ki وَلَازِمُ ذَٰلِكَ bu iki hususun sonucu şudur. Bu iki husus bize şu sonucu düşünmeyi gerektirir. Nedir? تَرَكُّبُ ذَاتِ وَاجِبُ الْوُجُودُ بِالذَّاتِ vacibül vücudun oluşmuş olmasını, terkip edilmiş olmasını gerektirir. Neden? Mimma bihil iştirak ve ma bihil imtiyaz. İster ortakları ile isterse imtiyaz ettiği diğer kendisinden dun olan, aşağıda olanlar ile olsun, birlikteliğini zorunlu kılar. Yani vacibül vücut bir birliktelik ifade eder. Böyle olursa yani ortağı var dersek, mümtaz'dır dersek bunlar birliktelik gerektirir. Oysa vacibül vücut birliktelik gerektirmiyor. Ve lazimuhul ihtiyaç bu da neyi zorunlu gerektirir? İhtiyacı, muhtaç oluşu. Demek ki A, B olmadan, B, C olmadan vacibül vücut olamıyoruz çağrıştırır. Dikkat edin bunların hepsi metafiziktir ve kelamidir. Ve huve yetenafa bu da nedir? Aykırıdır. Ma'al vücubi zati bir zatın varlığının zorunluluğuna aykırıdır. Ellezî huve menâtul gına sırf oysa vacibül vücudu zati demek mutlak ihtiyaçsız demektir. Yani el-gına sırf mutlak istina ihtiyacın kendisi için asla söz konusu olmadığı zat demektir. Böyle olunca artık biz ne yapamayız? Burada onun ne ortağından söz edebiliriz ne de imtiyazından söz edebiliriz. Evet. Bu vacibül vücudun birliğini delillendirmenin birinci mertebesiydi. Şimdi ikinci mertebe. El mertebe es saniye. İkinci mertebeye geçiyoruz. İkinci mertebeye ne alalım? Et tevhidul efali. Şimdi yukarıdaki tevhid neydi? Ez zatiydi. Zat oluş bakımından birlik, şimdi de fiil bakımından birlikten söz edecek. Onun için felsefe olarak biz vacibül vücuda fiil isnat edemeyiz. Bunu ancak kelam isnat eder, metafizik olarak fiil isnadı söz konusu görüyorsunuz. Tevhid-i fiil. Ne diyor? Şimdi göreceğiz. Ve yetecella bi suver adide. Bu durum birçok suretle ortaya çıkar. Şu ezanı bir dinleyelim buraya, ondan sonra devam edelim müsaadenizle. Evet efendim, tekrar başlayalım. El mertebe es saniye et tevhid el efali. Zati olanlara ilişkin söyleyeceklerinden sonra müellif. Şimdi fiili tevhidde. Tevhidi fiilinden söz edecek. Ve bunun ve yetecella bi suverin adide birçok farklı suretlerde ortaya çıkabileceğini, ehemmuha bunların önemlilerinde şunlar olduğunu söyleyecek ve şimdi biz bunları önemlileri olarak görelim. Bir, iki, üç. Birincisi et-tevhid fil halikiyye. Şimdi yaratmada tevhid. Fiilden söz ediyoruz ya, yaratma. Yaratmada birlik. Bunun anlamı şu kelami olarak üzerinde konuşacağız. Bayağı konuşacağız. Tek bir yaratan vardır demektir. Yani
Yaratıcı el-Halik biridir demektir. Neden? Fela halika illa huve subhanehu ve teala. Şimdi bu cümle tamamen kelamidir. Felsefeyle hiçbir ilgisi yoktur. Felsefe, çünkü az önce dersin başında da söylediğim üzere, böyle subhanehu ve teala meselelerine girmez. O kelamidir. Tam metafizik bir alandır. Biz bunu felsefi olarak da ifade edelim, çünkü birlikte işliyoruz dersi. La halika illa el vacib el vücud. Yani varlığın yaratıcısı da yine vacibil vücuttur der felsefeci. Yani bir yaratmadan söz ediyorsak. Şimdi bir kere konu felsefe ile ilişkilendiğinde, şuraya yazalım, yaratma sözcüğü, halk sözcüğü meselesi başlı başına bir felsefe problemidir. Şöyle söyleyelim. Eğer biz felsefi gelenek olarak yaratılmışı, varlığı şöyle, müsaadenizle tahtamıza dönelim. Bu önemli. Orada konuşalım bunu. Varlık vacip mümkün. Şimdi biz felsefede mümkün vacip ilişkisini konuştuğumuzda, mümkünün bizatihi var olamayacağından dolayı varlığını borçlu olduğunu, yani muhtaç olduğunu, bunun da vacip olduğunu söyleyerek mümkünün varlığını vacibe bağlıyoruz. Dolayısıyla mümkün kesrete de karşılık geldiği için burada bir yaratılmışlıktan söz edilebilir mi? Evet. Yani mümkün var olmuşsa işte bir onu var edicisi var. Bunun nedeni vaciptir. İlişkisi kurulabilir mi? Kurulabilir. Detaya girilmese bile. Ama metafizik derslerinde bunu konuşacağız. Son derece de önemli olarak konuşacağız inşallah. Şöyle bir problem var. Vacip mümkün ilişkisinde vacip ayrı bir varlığa, mümkün ayrı bir varlığa mı tekabül ediyor? Temel geleneksel felsefi sorun bu aslında. Yani biz biri mümkün, diğeri vacip olan iki farklı dualist bir varlıktan mı söz ediyoruz? Yoksa varlık mümkündür ve bu mümkünün kendinde işte vaciple ilişkisi açısından baktığımızda vacipliğinden mi söz ediyoruz? Problemi var. Ama biz birinci derste de bu konuyu ele alırken, ki daha çok bu konular üzerinde inşallah duracağız, şöyle söyledik. Mümkün doğası gereği, yani mahve oluşu gereği, vacip de yine mahve oluşu gereği aynı cinsten olamıyor. Öyleyse bunları aynıleştiremiyoruz. Aynı değil. Aynı olursa mümkün ne dönüşüyor? Ya da mümkün vacibe dönüşüyor. Bütün çıkarımlarımız alt üst oluyor. İşte buradan hareketle kelamcı, bu ayrılıktan hareketle vacibi mümkünün halıkı olarak görüyor. Yaratıcısı olarak görüyor ve diyor ki mümkünü vacip yaratmıştır. Ve vacip de tek olduğuna göre tek bir halik vardır. Başka yaratıcısı yoktur. La halika illel vacibül vücud, ya da metinde olduğu gibi illa subhanehu ve teala diyor. Fakat bu yaratmanın mahiyeti,
Yaratmanın ne olduğu meselesi felsefenin çok kadim problemi olduğu için ve yaratmak bizim kelam geleneğimizin de içine düştüğü en temel sorunlardan birisidir. Yaratmak, şöyle yazalım. Doğal olarak zaman, mekan, cevher, araz ilişkilerini gerektirdiği için bu mesele hem felsefenin bir taraftan da kelamın en derin sorunları haline gelmiştir. Bunu dikkate alarak söyleyecek olursak bu metinde yaratıcının halkıyla yaratılmanın ve yaratıcının birliği konunun vacibül vücudun birliğiyle müellifin kelami görüşüne göre zorunlu alakası vardır. Neden? Çünkü biz önce neyi belirledik? Zatta birliği belirledik. Zat bir. Zatı birlik var. Peki fiil zatın fiili mi olur, başkasının zatın fiili olur. Öyleyse bir olanın fiili de bir olur. Başka yaratıcı olmaz. Zatında ortağı yoksa fiilinde de ortağı olmaz. Zatı şerikten münezzehse fiilinde de şerikten münezzehtir. Kelami çıkarım olarak böyledir. Ve böyle çıkarım yapmış. İlişkilendirerek konuşacağız. Et-tevhid fi'r-rububiyye. Bakın. Rububiyette tevhid. Fiille bizim kelam geleneğimizde de bu çok vurgulanır. Tabii her ne kadar bir Molla Sadra geleneğinden söz ediyorsak da bizim Sünni gelenekte de bu böyledir. Fiille rububiyet arasında bir ayrım görülmüştür. Fela Rabbe ve la mudebbire gayruhu subhanehu ve teala. Allah'tan başka, bakın yine Sübhanehu ve Teala dedi, kelam olarak, vacibül vücuttan başka Rab müdebbir yoktur. Ne demek Rab müdebbir? Şimdi ilişkilendirelim. Fiil bir defalık yaratmadır. Peki sürekliliğini sağlamak, her yaratılışta muhtaç olunan, ihtiyaç duyulan şeyleri hazır yapmak, buna da Rab ve Rububiyet denmiştir. Rububiyet bir fiilin fiil olarak gerçekleşmesi için lazım olan koşulları sağlayan ve bu koşulların fiilin tekrarı durumunda devamlılığını mümkün kılan sıfat ve vasıftır. Onun için de er-rububiyye Er-Rab, elhamdülillahi Rabbil alemin, Rabbul alemin, alemlerin Rabbi, alemleri var eden ve bu alemlerin varlığının devamını mümkün kılan demektir. Şimdi bu böyle olunca ne oluyor? Evrende ve varlıkta bir düzen, varlığın devamı. Mesela deniyor ki büyük patlamadan beri 13,8 milyar yıl geçmiş. Şimdi 13,8 milyar yıl bu varlığın var olabilmesi için, varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri bir sağlayanın olması gerekiyor. Buna da işte bizim kelami gelenekte rububiyet deniyor ve bunun da bir olması gerekiyor. Neden? Çünkü zat birse rububiyeti de bir olmak zorundadır. 3. Et-tevhid fil-ubudiyye. Kendisine kullukta, tapınılmasında, ubudiyette birlik. Mesela fela ma'bude sivahu subhanehu ve teala. Kendisinden başka tapınılacak mabut yoktur. Şimdi bu üçüncünün üzerinde biraz duracağım müsaadenizle. Bunun hiç felsefeyle bir kere ilgisi yok. Bu tamamen kelami bir yaklaşımdır. Bunu şuraya yazmama izin verin lütfen.
Tanrı mabut ilişkisi. Felsefenin vacibül vücuduna Tanrı desek bile mabut diyemeyiz. Çünkü felsefenin Tanrısı kendisine ibadet edilecek bir Tanrı asla değildir. Çünkü felsefenin Tanrısı ne kendisine ibadete çağırır, ne kendisini zikrettirir, ne cezalandırır, ne mükafatlandırır. Böyle şeyler olmaz. Bu dini bir mevzudur. Ve mabut ibadet, ibadet, dikkat buyuralım, ibadet konu edildiğinde artık din devreye girmek zorundadır. Din devreye girdiğinde vahiy, vahiy devreye girdiğinde peygamber devreye girmek zorundadır. Böyle olunca da konu tamamen felsefenin dışına çıkmak. Çünkü felsefe bunların hiçbirisiyle ilgilenemez, alanı değil çünkü. Bu tamamen kelami bir konudur. Onun için burada mabudun birliği çıkarımı ancak şöyle bir gerekçeyle haklı gösterilebilir. Denebilir ki vacibül vücut Tanrı, vacibül vücut zatında tektir. Fiilinde tektir. Rububiyetinde tektir. Eğer bunlar bir teşekkür hak ediyorsa, teşekkür gerekiyorsa, kulluk, ibadet teşekkürdür. O zaman mabut adı verilebilir. Fakat ibadet, Tanrı'nın mabut oluşu, bunlar tamamen dinle ilgili bir şeydir ve dinle ilgili olunca da bütünüyle kelam alanına girer, kelamidir ve felsefeyle alakası yoktur. Onun için felsefe, filozoflar peygamberle dinle ilgilenmezler ya, onlar akılla ilgilenir. Ve felsefenin akılla geldiği yer Tanrı'dır. Ha, bu Tanrı algısının felsefede siyaset, ahlak vesaire gibi konulara metafizik derslerimizde bunların üzerinde duracağız inşallah. Bağlantı kurulursa bu bağlantı ne kadar sağlıklıdır, ne kadar değildir, ne anlama gelir gelmez bunları inşallah orada tartışacağız. Demek ki burada üçüncü madde et-tevhid fil-ubudiyye o kendisine kulluk yapılmada da tektir ifadesinin konu zaten kelam metni olarak, kelam metafiziği olarak okuduğumuz için müellif haklı olarak bunu da yazdı. Ama bunun kelam felsefe ilişkisi ve ayrımı içinde neye tekabül ettiğini görmemiz de gerekir. Dikkatinizi bunun için çekmeye çalıştım. Ve yedullu ala zalike. Bunlara şu hususlar delalet eder. Delil gösteriyor. Enne cemi'al mevcudatil imkaniye tüm mümkün varlıkların varlığı vücuduha bin nisbeti ileyhi onların varlıklarının kendisi varoluşları bu vacibül vücuda Allahu Teala'ya nispetledir. Yani bir Allah var diye bizler varız. Bu nedir? Aynut taalluk. Bir varlık olarak, bir şahsiyet olarak bir nispet, bir ilişkidir. Vel fakru vel hace nispeti bahsediyor. Nasıl bir nispet? Bizatihi varoluşumuz açısından, muhtaç oluşumuz bakımından. Ve hiye rabıtatu bin nispeti ileyhi teala. İşte bu sözünü ettiğimiz durumlar Allah'ın dışındaki mümkün varlıkların
varoluşlarının onunla ilişki yönleri, ilişki cihetleridir. Daha önce de gördüğümüz üzere kema takaddeme vel vücudur rabıt bağımlı varlık la istiklaliyetele onun kendi başınalığı yoktur. Bağımlıdır. Onun için tüm mümkün varlıklar vücud-u rabıtadır. Bağımlı varlıklardır. Bunların da kendi başlarına bir varlıkları söz konusu değildir. İstiklaliyetler olamaz. Bunlar ancak Allah bu da varsa bunlar da vardır. Başka türlü bunlara varlık isnat edilemez diyor aklım. Şimdi üçüncü bir mertebemiz geldi ki bu tamamen kelam konusudur ve zaten Fıkıh Ekber derslerinde bunların üzerinde duruyorum. Önümüzdeki bu ders son dersimiz olacak inşallah bu okuduğumuz metnin son konusu. El mertebe es-salise et-tevhid es-sıfatı sıfatı birlik seyetil hadis anhu ondan aşağıda bahsedeceğiz diyor burada bahsedecek gördüğünüz gibi. El muhadara thamine saniye ikinci muhadara. Es-sıfatul vacibiyeti bareke ve teala. Sıfatlar mevzunu işleyeceğiz. Ve bu dersimizle kitabı bitiriyoruz. Bu derste bitecek kitap. Başka konusu yok. İnşallah ikinci düzey derslere geçeceğim. Ama çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Bundan sonraki işleyeceğimiz tüm derslerle ilgili son derece önemli bir konu işleyeceğiz. Peki. Her zaman yaptığımız gibi. Hulasatul muhadara. Bu derste ne öğrendik? Bunu bir efendim ele alalım ve dersimizi sonlandıralım. Li marifetil vacibi bizzat tarikan. Vacibül vücudu bizzatı iki açıdan, iki yolla öğrendik. Et tarik el inni ve tarik el limmi. İnni ve limmi. Yani sadece tasavvuri ve zihni olan hem tasavvuri hem de tasdiki nesnel karşılığı olanlar üzerinden iki açıdan öğrendik. İki, yethbutu vücudul vacib teala ve vahdaniyetuhu an tarikil üslubul felsefi vacibül vücut teala'nın teala'yı hariç bırakıyorum vahdaniyetuhu ve birliğini felsefi yoldan sabit ispatlanabilir olduğunu öğrendik. Evet doğru. Teala dememek koşuluyla Teala demiyoruz. Kelama giriyor. Ama vacibül vücud olmak bakımından vacibül vücudu gerçekten felsefi bir yolla tespit ettik. Cabiri derslerimizde İbn Sina'da vacip varlık mümkün ayrımında da inşallah izlemişsinizdir. Burhani epistemolojide vacip varlık ayrımı. Üçüncü olarak vücudul vacip teala yesbutu an tarikil hakikati sırfe lil vücud. Vacibül vücut ne anlamda sabittir? Mutlak varlık olmak. Mutlak varlık. Varlık denince ondan ibaret. Olmak açısından vacibül vücudun anlamını öğrendik. Rabian, vahdaniyetul vacibül vücut, birliğini, onun birliğini ne anlamda? Tesbutu an tariki bi sade zat, zatının bölünmezliği üzerinden ve varlığının zorunluluğu üzerinden ehadiyetini vahdaniyetini ele alarak bunları bu derste öğrenmeye, konuşmaya çalıştık. Efendim, bu son derece önemli dersimizde arz etmeye çalıştığım üzere bir taraftan konunun felsefi boyutunu, diğer taraftan müellifin ele aldığı açıdan kelami boyutunu zat hallerimizi arz etmeye çalıştım.
Bilvesi ile felsefe kelam arasındaki ince ayrımlara gücümün yettiği, aklımın erdiğince dikkatlerinizi çektim. İnşallah bir sonraki sıfatlar bahsinde bunu daha derin boyutlarıyla konuşacağız. Ve zaten dersimiz bitiyor. İkinci düzey dersimizde inşallah ondan da kısaca bahsederek sonuçlandıralım. İkinci düzey felsefe okumalarımızda İngilizce ve Arapça dersler yine yapacağım. İngilizce derslerimizde Frederick Copleston'ın felsefe tarihinden bölümler okuyacağım. Çünkü bunları bilmemiz çok şart, önemli. Bir, bu. A. B. Metafizik dersleri yapacağım. İkinci düzey derslerde metafizik konusuna gireceğim. Bunu da Henry Bergson'un metafizik derslerinden, bir de Martin Heidegger'in metafiziğe giriş metafizik derslerinden, yine İngilizce metinler üzerinden yapmaya çalışacağım. Çünkü akademisyen arkadaşlarımızın İngilizceye efendim yönelmelerini sağlamak, özendirmek, teşvik etmek bakımından ve içerik ve muhteva bakımından bunlardan daha önemli metinleri de bu anlamda okuyamayacağımız için bunları seçtim. Bunlardan bu dersleri yapmaya çalışacağım. Arapça derslerimizde de inşallah Kindi'den başlayacağım. Akıl Risalesi'ni okumaya başlayacağım. Kindi'de Akıl Risalesi'ni, tasavvufta zaten Harisel Muhasebi'de akıl okuyoruz. Kindi'den başlayarak Arapça klasik felsefe kaynaklarımızı inşallah sizlerle paylaşarak okumaya çalışacağım. Yani ikinci düzey felsefe derslerimiz bayağı inşallah sizleri biraz yoracak ama içerik, muhteva ve bilgi açısından da epey bir kazanım sahibi olmanızı sağlayacak diye umut ediyorum. Hep birlikte sağlıkla, afiyetle inşallah başarabilirsek. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Sağlıkla, afiyetle kalınız.